Sevgili sözleşmesinin süresi doldu. Çağla Şikel 8 yıllık aşk orucunu bozdu. Bozuyorum aşk orucumu. Yıllar sonra seninle. Eski eşler Emre Altuğ ve Çağla Şikel arasında imzalandığı söylenen sevgili sözleşmesi gerçek mi? Şehir efsanesi mi? Çağla Hanım, çok sormak istediğim bir şey var ya. Bu şehir efsanesi midir? Sürekli konuşulan protokol çok gerçek mi, doğru mu acaba? Kulislerde sık sık konuşulan, zaman zaman kulislerden haber manşetlerine taşınan, sürekli yazılıp çizilen iddiaya artık bir son vermek adına elimizde mikrofonlar, omuz omuzda kameralar, bir şehir efsanesinin peşine düştük. Çağla Şikel ve Emre Altuğ 2008 yılında hayatlarını birleştirmiş, 7 yıl süren evliliklerini iki güzel çocukla taçlandırmıştı. Evliliğin üzerinde dolanan kara bulutlarsa maalesef 2015'te boşanmayla sonuçlandı. Bugünden sonra eski eşler anne baba olarak her zaman örnek gösterildi. Çağla Şikel ve Emre Altuğ'un tek amacıysa boşanmadan çocuklarının olumsuz etkilenmemesiydi. İkili bu yüzden çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam etti. Biz orada çok sert bir manevra yapıp çocukları çok ön planda tuttuk. Yani çocukların bundan etkilenmemesini sağladık. Her iki tarafta ayrılıktan bugüne geçen 8 yılda kimseyle anılmadı, görüntülenmedi, kalplerini aşka kapadı. İşte ikilinin takındığı bu tutum, çocuklar büyüyene kadar hayatlarına kimseye almayacaklarına dair bir anlaşmaya imza attıklarını iddiasını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz Mart ayındaysa Çağla Şikel'in avukat Nail Gönel ile aşk yaşamasıyla iddia edilen sevgili sözleşmesi bir kez daha konuşulmaya başlandı. Artık bir şehir efsanesi haline gelen sevgili sözleşmesinin gerçekliğini öğrenme zamanı. Taraflardan Çağla Şikel'le bir araya geldik. Çok kısa konuşalım mı? Hiç konuşamadık. Hazır mı bugün de? Neşeniz yerinde biraz konuşalım. Nasılsınız? Çok iyiyim. 8 yıl süren aşk orucunu Nail Gönel ile bozan Çağla Şikel, gazetecilerin bile heyecanına sebep olurken kendisinde derin bir sessizlik hakimdi. Çağla da biz bile heyecanlıyız. Yıllardır yanınızda kimseyi görmediğimiz için. Çok bile heyecan yaptık. Biraz konuşmak istiyoruz o yüzden. Ben hiç konuşmuyorum ya. Çok özür dilerim. Ya mutluluğunuz yüzünüzden okunuyor. Yeni ilişkisiyle sükutu tercih etse de malum konu hakkında tam da konuşma zamanıydı. Çağla Hanım, çok sormak istediğim bir şey var ya. Bu şehir efsanesi midir? Sürekli konuşulan protokol çok gerçek mi, doğru mu acaba? Hangisi? Sürekli haberlere yansıyor Emre Bey'le aranızda bir protokol olduğuna dair. Ancak sorumuzun cevabını almadan kısa bir ana dikkat. Nail Gönelli, sevgilisinin gazetecilerle sohbeti boyunca hiç oralı değilken, tüm saygısı ve kibarlığıyla sohbetin bitmesini beklerken, eski eş Emre Altun'un adının anıldığı o anlarda ilk kez tepki verdi. Kameraya attığı kısa, anlam yüklü bakışını ise yorumsuz bırakıyoruz. Emre Bey'le aranızda bir protokol olduğuna dair. Öyle çattın ki harbi şok oldum. Ve artık sıra beklenen sorunun cevabında. Çağla Hanım, çok sormak istediğim bir şey var ya. Bu şehir efsanesi midir? Sürekli konuşulan protokol çok gerçek mi, doğru mu acaba? Hangisi? Sürekli haberlere yansıyor Emre Bey'le aranızda bir protokol olduğuna dair. Şehir efsanesi var mı? Olmadı. Efsane ötesi. Efsane ötesi.